Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dinleyen mümin kardeşlerim, Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'den hayatımıza ışık, feyiz, bereket aktarmaya çalışıyoruz. Bunun için de her diliminde, her bölümünde Rabbimizin kitabının bir cüzünün ana konularını ele almaya çalışıyoruz. İlk cüzlerinde Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her cüzde bir sure, hatta ilk iki cüzde bir sure şeklinde vardı. Şimdi ise 20. cüzden sonrasında sure sayısı gitgide artmaya başlıyor. Bir cüzde 3 sure, sonra bir cüzde 5 sure, bir cüzde 10 sure şeklinde artacak. Sureler arttıkça, yani çeşitleri arttıkça esasen konular değişmiyor. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'ın baştan sonraki konusu Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'tır. Allah'ın kitabıdır. Fir'aun, Haman, Nemrut, Ebu Cehil, Ebu Leheb gibiler anlatılırken de aslında Allah anlatılıyor gene. Yani Allahu Teala'ya iman etmeyenler ters taraftan bakılıp anlatılıyor. Kitabımızın gayesi coğrafya bilgisi, tarih bilgisi vermek değildir. Allah, azamet, büyüklük, cennet, cehennem, sırat, hesap, Allah'a arz olmak, Allah'ın önünde beklemek, secde etmek, Allah için ruku etmek gibi konuların müminin kalbinde çok enerjik ve hareketli bir noktada dursun diye Kur'an-ı Kerim eğitim kitabıdır. İman kitabıdır. Rabbim Celle Celaluhu bu hissiyat ile Kur'an-ı Kerim'e bakmak ve bu şekilde ona sahip olmak hepimize nasip buyursun diye dua ederim. Kardeşlerim, 23. cüzüne geldiğimizde Kur'an-ı Kerim, Yasin Suresinin son bölümü de bu cüzde bulunmaktadır. Yasin suresinde de ve diğerlerinde de hemen hemen konu Allah-u Teala'ya iman, cennet, cehennem, ölüm, dirilmek, nübüvveti tasdik etmek, peygamberlere teslim olmak gibi başlıklar altında özetlenebilir. Son Yasin-i Şerif'in son 4 sayfasından itibaren konu Allah-u Teala'nın şu kainattaki düzeni, nasıl Allah büyük kainatı aksamaz, her şey yerli yerinde, çarkında sorun olmaz şekilde yarattı ve bu nasıl gece aya bakarak, gündüz güneşe bakarak, dağlara bakarak, ovalara bakarak, yeşilliklere bakarak Allah'ın bulunabileceğini, bu kainatın Allah'a gelin ey insanlar diye bir davet kitabı, kataloğu olduğunu gösteren ayetlerle doludur. Bunu Allah-u Teala böyle anlattığı hemen hemen her surede de, ama dikkat edin, şeytan size bunun tersini söyleyecek, ona göre diye şeytanın da ezeli ve sonuna kadar sizinle beraber olacak bir düşman olduğunu unutmayın buyuruyor. Size demedim mi şeytan insanoğlunun düşmanıdır, kıyamet günü denecek deniyor. Bu ikaz ediliyor. Bütün bunlar niye anlatılıyor? Kıyametin azameti ve ağırlığı karşısında insan boşlukta bulunmasın diye. İnsan boşlukta bulunursa şeytan onu av olarak kapar gider ve ahireti berbat olur insanın. Maazallah. Bu sebeple bütün ayetler Allah'ın vahdaniyetine, yani bir Allah var, başka bir şey yok bu kainatta. Biz onu görmüyorsak da o bizi görüyor ve biz bir gün bu dünyadan gittikten bir zaman sonra yeniden dirileceğiz ve dirilince de karşımıza bugün yaptığımız veya yapmadığımız iş listeleri gelecek. Neden yaptın, niye yapmadın, nasıl yaptın sorularının cevabını vermek için dirileceğiz bir gün. Allah-u Teala bunu yüzlerce kere kitabında hatırlatıyor. Hiç Kur'an'ın dili olan Arapçayı bilmese bile bir insan cennet, cehennem, Allah kelimelerini hep duyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Her cennet kelimesi ne anlama geldiğini İngilizce'de konuşsa insan, Latince'de konuşsa, Arapça'da konuşsa, Türkçe'de konuşsa cennetin içeride doğurduğu hisler bellidir. Cehennemin doğurduğu hisler bellidir. Dolayısıyla bunu Allah-u Teala böyle anlatıyor. Müminin buna hazır olmasını murad ediyor, istiyor. Hazır olan müminler cennette nimetlerle yüzleşecekler biiznillahü teala. Hazır olmayan, inkar eden kafirler de neuzübillah cehennem azabıyla karşılaşacaklar. Sonra enteresan bir şekilde bu cüzdeki bilgilerden görüyoruz ki cennettekiler ve cehennemdekilerle muhatap olunuyor. Hani vardı ya dünyada bir hayat, işte buraya getirdi bizi diye özetlenebilecek bir muhavere, karşılıklı konuşma ortaya çıkıyor. Bu cüzdeki enteresan, dikkat edilmesi gereken konulardan biri de İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselamın, İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmekle ilgili rüyası etrafında da bir gündem var. İkisinin de Allahu Teala'ya nasıl teslim olduklarını, hiç itiraz etmediklerini ama maksadın onların bir tanesini kurban etmek olmadığını, sadece teslimiyet imtihanı olduğunu ayet-i celileler haber veriyor. Bu geçmişte bir hikaye, İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğunu kesme hikayesi, şimdi de Kurban Bayramı'nda hocaların vaazlarda anlattığı, bizim için de işte çocuklara anlatılır bir hikaye gibi. Haşa! Böyle takdir edilirse Kur'an-ı Kerim'e hıyanet edilmiş olur. O büyük azamet ve ağırlık hafife alınmış olur. Hayır! Peygamber de olsan en ağır bedeli ödemekle imtihan olabilirsin. Hazır mısın, değil misin, bunu görecek Allah. Çare yok. Eğer İbrahim Aleyhisselam gibi bir Allah dostu, Halilullah böyle bir imtihandan geçtiyse, biz çocuklarımızın, gençlerimizin Allah yoluna adanıp adanmamalarıyla ilgili fedakarlık konusunda ne diyebiliriz kıyamet günü? Ne diyebiliriz? Bu gerçek özellikle Kur'an-ı Kerim'de üstüne basıla basıla önümüze konmaktadır. Herkes kendi nasibine göre ibret alacak tabii. Kimi de diyecek ki ya o işler başka, bu işler başka, veyahut da ben işte mühendis yapınca çocuğumu veyahut da işte doktor yapınca zaten Allah yolunda yetiştirmiş sayılırım diyecek. Namaz kılmayan bir çocuğa bile belki de umut bağlayacak. Neuzübillahi teala. Yahut da haramlar içinde yüzen bir çocuğun vatan ve millet için iyi yetiştiğini zannedecek. Allah muhafaza buyursun. Bu cüzdeki mübarek konulardan birisi de Allah-u Teala'nın Allah için çalışanların mağlubiyet tatmayacaklarını, ölseler, şehit olup gitseler bile galip, yardım görmüş olduklarını, çünkü asıl gaye Allah'ı kazanmak, onun cennetini kazanmaktı, bunu da elde edecekler olduğu da haber verilmektedir. Bütün bu olanlar bize aktarılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine vahiy olarak iniyordu. Esasen o Mekkeli müşriklerden ve Medine'de de diğer insanlardan sıkıntı çekerken önceki peygamberler onun önüne konarak örnek şeklinde teselli edilmiş oluyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Öncekiler böyle yaptılar, sonuç böyle oldu, sana da yapılıyor, sonuç nasıl olacak sen anla şeklinde Allahu Teala onu teselli etmekteydi. Bu cüzde çok enteresan bir Süleyman aleyhisselam konusu var. Allahu Teala Süleyman aleyhisselama insan gücüyle neredeyse tasvir edilemeyecek kadar büyük imkanlar lütfetti. Yani Süleyman aleyhisselam sanki yani insanüstü kudretle Orta Doğu'da hem peygamber hem bir yönetim görevi üstlenmiş oldu. Allah-u Teala onu bize özetlerken de o şükrünü bildi bu nimetlerin ve o nimetleri Allah'a kulluk için kullandı buyuruyor. Burada siyasi bir görev alana, para, fabrika, imkan bulana, evlat, çoluk, çocuk imkan bulana, konuşma kabiliyeti bulana, bir farklılık, toplumda bir farklılık bulan herkese Allah'ın mesajı açıktır. Bu elindeki nimeti ne kadar Allah için kullanıyorsun? Soru bu. Aynı zamanda bu cüzde peygamberlerle nasıl muhatap olunacağına, velev ki arkalarından olsun, dair edep kuralları var. İblisin secdeden uzak kalmakla ne hale geldiği bir kere daha gösteriliyor ve ancak ibadette ihlas kalitesini yakalayanların kurtulunacağı ciddi bir şekilde bize uyarılıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.